Anacığım, nereye gidiyorsun? Söyleyemem. Kadınlar hep kendilerini böyle değişik görmek ister ya. Şöyle bir tur atayım bak bir. Selamun aleyküm. Selam arkadaşlar. Yağmur yağıyor Hava sanki soğuk. Anne biraz kafana şey geçir. hissediyor. Şuradan bir toka takayım ya. Bak şeyin nerede şapkan? Ya şapkamı bilmiyorum. Çekmecelerin birinde olabilir. Getir Bakayım istersen. duş aldın çünkü hasta Aa, olursun. getir bence. Bakalım bakalım nereye gidiyor? Dönüşte bakarız. Nereye gittiğini anlarız. Söylemem. Çöpleri atacağım kız altı üstü. Çok üşüyor. Çöp, evet değil mi? Çöpleri atacaksın ama. Şöyle. Tamam, bunu kapatayım. Herkül Duş aldım çünkü. Dedim gibi şöyle bir. gitmeyin. He? Herkül gibi gitmeyin, sonra hasta olacaksın. Ha. Şöyle kulaklarım kapandı mı tamamdır. Evet. Dönüşte görüşürüz. Görüşürüz. Çöpü de atayım giderken bari. At bari. Geldim, geldim aşkım. Geldim. Ama beğenmedim. Evet, çok değişik olmamış. Ya ben ağlayacaktım neredeyse hırsımdan. Yani hiçbirini tanımıyorum. Kim, nereye gittin sen? Adem diyorlar. Adem yokmuş aslında. Başka kofer. Başka biri almış orayı. Hatice. Genç delikanlı biri vardı. Hadi dedim kırmayayım. Fön falan çektirmedim. Yani makas attı bu yanlara. Neresinde makas atmış, ben anlamadım. Ben hiç anlamadım. Gerçi fazla bir para almadı Allah'tan. Fön yaptıracak bir saçım yok benim. Zaten dümdüz taradım, yıkadım mı? Dümdüz oluyor. Şu tohumu Uçlarından kesmiş herhalde. uçlarından kestiriyorum zaten her gittiğimde de. Kahkül yapmamış ki. Perçem yapmış. Ya perçemi Emine kesmişti de onu düzelttireyim dedim. Biraz uzunca. Ya ben anlamıyorum ya. O benim Bu işi dediğim. yapamıyorsunuz. Bana mı geliyor hep acemi O bilmiyorum benim dediğim yıllardır. yere gidecek işte o. Yokuştan çıkınca. Tamam da o randevusuz gidilmiyor. İşte. Bakayım şöyle bağlayınca nasıl olacak? Ya ben bağlayınca şöyle hava versin dedim. Ya Araf. hadi. Tamam anneciğim, bir saniye. Aldım. Almış. Şey diyeceğim. Söyle. Bakmadın ki ama daha poşetin içine. Aldım. Çikolatalı süt dedim. Tamam, belki iki tane almıştır. Ya hiç baktın mı? Böyle nasıl durdun? Böyle güzel. Ama yok işte buralarda güne. Benim istediğim gibi olmadı. Saçımı dolaşım geliyor. Böyle tutturamıyorlar ya. Altı üstü bir kesim ya. Ön kesim yani kat kat. Dedim çocuğa kat kat dedim. Dedim şeyden al dedim. Ara makas. He. Ya ben anlamıyorum yani insanları anlamıyorum. Şapkamı da unutmayayım diye koydum çantaya. Gittin çünkü bayağı gelmedin. Ya ben diyorum da dolandım 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 yürüyerek geldim Ha. zaten. Bayağı bir yol yürüdüm. Biraz dedim yürüyüş yapayım. İyi yaptın. Şey yapacağım ya pazıyı haşlayayım. Saplarıyla birlikte. Biraz dolma yapayım. Pazı dolması. Olmaz Dolma mı? yapacaksın. Yani şu Tamam. ellerimi bir sabunlayayım. Olur. Olmadı ya. İstediğim olmadı. Baksana. Zaten bunu ben yaptım giderken. Topladım. Fön çektirmedim o yüzden. Beğenmedim. Hiç çocuğa ne diyeyim? Beğenmedim mi diyeyim? Beğenmediysem başka model verme şansı yok. Bir tane çocuk vardı. Patronu yokmuş. Hevesi de kırılmasın dedim. Genç delikanlı. Voltajlar yüksek deseydin. Hı? Ne? Şey, at çocuk soruyormuş ya, bir daha gelirsiniz diye. Ya ben dedim burada dedim işlerim gelmedim buraya dedim. Deneme yapıyorum dedim, dolanıyorum dedim. Bir dahakine gidersen o kadından ben sana randevu Evet bir alırım. bayan var. Kendisi çarşaflı. Hatta doğumdan sonra da Randevulu gidiyoruz ona. ben de gideceğim. Ay şunu hiç elememişim Esra. Ona Nerede? hemen bir kaynar su yapmam lazım. Hı. Önce bunu. Söyleseydin ben kaynar suyu. Ya diyorum ya mutsuz olunca yemeğe vuruyorum ben kendimi. Ya Söylesen yemek yapıyorum. yapardım. Ya Buyurun. istediğim şeyi alamadım. Elektrikler uyuşmadı. Ya Çünkü o kuaför, hani benim dediğim kuaför, daha önce şey benim gittiğim kuaförlerden biri.
Ve doğumdan sonra da ben de bir şeyler... 25 yaşında ya var ya yok 26. İnşallah bir elektrik almışsınızdır. Kendi içimden diyorum inşallah. Yeniden alacağım ben seni elektrik çocuk. Anne, yani. Üzüm yaprağında sararız. Bizim üzüm yaprağımız var ya. Bir gün onu iç kalırsa zaten pirinçli bulgurlu yarın onu sararız. Ya ondan da ekleriz buna. Buna ayrı evet. Ufak bir küçük küçük bir tencerede dedim ya. Bunu ben aslında dolmalı kalmadım. Bakayım kavurum. Olacak mı? Yaprakları olur benim. Ya niye olmasın? Şöyle. Yine sevimli memnun edemediler. Diyorum bende bir kabahat. Şimdi sen bilmediğin yere gitmişsin. Ya çok... bildiğim yer nere var zaten burada. O kadına mı randevulu gidiliyor? Ben gidiyordum Nişantaşı'nda. Kurtuluş'ta. Ya benim gittiğim kontroller belliydi kızım. Bir de soğuk su da vardı herhalde gittiğin yer senin. Soğuk su da kestirmiyordum. Orada kestirmedin yok, değil orada mi? Yok orada da hiç kestirmedim. Orada da kestirmedim hiç kimseye. Bu eve taşınmadan önce nereye gidiyordun? Şeye gidiyordum ya yok kesim yaptırmıyordum. Karşıya geçtiğim zaman kestiriyordum Kasımpaşa'da. Ha. Ben sen bile gittiğim zaman bile memnunsuz geldiğim için her seferinde. Her seferinde böyle sinirler ayakta. Ya yapamıyorsun işte yapamıyorsun. Bu iş mesleği bırakın. Yapamıyorsun. Ya üzülüyorum ya. Herkes kendi mesleğini yapacak. Tamam. Belki o yeni yetişiyordur. Belki o ileride çok güzel olur bak. Olabilir. Ona da bir sözüm yok. Ona demiyorum. Ama bildiğim çok büyük insanlar da var bu işi. Tabii canım. Ama ben Kasımpaşa'da 30 tane kuaföre giderdim. Hepsi. Çok kalabalıktı kuaförler. Hepsi de aynı mükemmeldi. Bak işte Paşabahçe'de o iki kuaför iyi. O bayan kuaförler değil dediklerimde mi? Randevusuz gidilmiyor zaten. Evet. Yoğun oluyorlar. Hatta ben hiç randevu alamadım. Normalde... Ha değişimi diyorsun sen. Aynen. Anladım. Yusuf hamile olmasaydım gidecektim. Ne yapacaksın saçını kestin? Saçımı bayatmaya gidecektim ya bir ara. Ha evet. Kocasına gösterecek. Yunus çünkü Bey. Zaten açık değil. Yunus Bey beni sarışın istiyor. Ama şimdi değil. Şimdi yok, boya dokunur şimdi artık. Değil. Doğumdan birkaç ay sonra. Yok canım o zaman zaten şey oldun da. Ha, hamile değildin herhalde. Yok hamile değildim ama aslında hamileymişim. Hamile yani, çünkü biliyorsun. Zararlı. Ne kadar bitkisel derlerse yok yok desinler. Yalan. İnanmayın. Ben ne yapıyorum? Kuaförden geldim ama yemek yapıyorum. Bari yemekle mutlu olayım. Ha, yemek yaparken severim. Normalde ben. Pazıyı yarın yapacaktık. Heh. Annem çok mutsuz olmuş. Yani yapayım da kalsın dolapta bugün yemesek de. Dolma, sararım koyarım ya. Dolma saracağı hiç planda yoktu. Vallahi yoktu. Yarın hesaplamıştım. Dedim ya bilseydim ben... Kırsımı almam lazım. Haşlardım ne olacak pazının haşlanmasından. Bir kaynatacaksın zaten. O kadar zaten sapını bırakacağım o içinde hmm. Biraz. Sapında şey yapıyorum. Şöyle bir tabak çıkar zaten. Kavurma tabak. Gibi. Hmm. Öyle haşlanıyor ya. Evet. Doğruyorum şöyle şöyle şöyle. Üstüne sarımsak yoğurt tamam. Kadınlar mutsuz olunca kuaföre gider. Ya beni annem, de mutsuz ettiler. Mutluydum sabah. Annem kuaföre giderken mutluydu. Mutsuz döndü. Vallahi bayağı mutluydu. Niye böyle oldum bilmiyorum. Ya istediğini alamıyorsun. Beklentin tutmuyor. Tabii canım. Ya herkesin bir mutluluğu. Ya tarif ediyorum sana. Yapamayacaksan yapma. Yapabiliyorsan al yine makası. Bir de makas da yap. Ben ustayı da biliyorum. Çünkü küt ilk defa kestirmiyorum yani kütü. Böyle pat 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 vururlar. Ölçe ölçe. Bu normal dedim hayırdır makasla. Yok dedi ıslatmadım da dedi. Yeni yıkamışım ya ben. Ne alaka canım? Fön makinesini kurutup makasla vurdu. Biraz böyle fıs fısları olur. Onları ıslatırsın. Yok yavrum hiç ıslatmadı. Öğrenmiş oldum bir şey daha. Şunu salça koyayım azıcık. Biraz daha kısalt istersen. Başka kuaföre gidersen. Yaparım ama şimdi yapamam yani. Ay, artık ay sonuna. Bir daha kaya. Bir daha kaya. Şöyle. Öyle sık sık ilendirdim ki. Yok biliyorum annem biliyorum da. Fönümü zaten ben ıslakken tarıyorum tarakla. Düz benim saçım zaten. Aynen. Fön istemiyor. Fönlü gibi oluyor zaten. Bizim saç... Fön çektirmedim. Öyle değil mi saçım? Bizim saçların şeyi öyle aynen. Ya benim ince tel dümdüz benim mesela saçım zaten. Mesela ablamınki kıvırcık. Onun kıvırcık, onun
Kendisi çekiyor. Onun maşası var canım. Maşa da aslında şey. Heh, onun maşaları var. Şey, çok saçı yakıyor. Ama ne yapsın kız? Çekiyor. Ablamınki kıvırcık kime çekmiş öyle saçı? Kıvırcık. Kime çekmiş ne bileyim ben de bilmiyorum. Cinsiyetini ben de bilmiyorum ki. Hangi cinsle çekmiş? Babasının saçı da kıvırcıkta. O zaman onu çekmiş. Kime çekecek anne? Moralim bozuk ya. Ne bileyim ben kime çekmiş yapıyorum. Anamın moralini bozmuş. Şey sevindim ya. Emine çıkmış hastaneden. Ona sevindim. Aynen. Hadi dedim ineyim kuaföre. Hadi bakalım. Orada olsun. Hastaneye yatsaydı gitmeyecektim zaten. Saç baş boş ver dedim. Tabii canım. Ama baktım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içime hazırladım ama hazır olsun ne yapayım. Yarın yeriz, bugün yaparız. Öyle değil mi arkadaşlar? Belki bugün görürsünüz, yarın sevimde fazı var dersiniz. Gelir hep birlikte yeriz. Ne var? İnşallah. Ha, nasip kısmet. Şöyle bir yoğuruyum onu. Yani içini kuru kuru seviyorum. Eskiden şey koyardım. Katı yağdan böyle vıcıklardım. Biliyor musun içine sıra? Allah Allah. He. Katı yağ zararlı, boş ver. Kolesterol. Ay bir de gıcık tuttu beni orada. Senin sinirlenince. Sinirlenince öksürük tutuyor seni. Biraz sinirlendiğim zaman da vardı bende. Evet. Övme yapıyor bana hemen. Tik gibi bir şey. He? Tik gibi bir şey. He, millette tik olur. Annem de öksürük. Geldiği de başka türlü. Allah'ım. Herkesin huyu, suyu değişiyor işte. Öyle ya. Akşam zaten. Saat 7. Ama yapacağım yarına. Yemeğimiz var çünkü akşama. Yedik yani zaten yemeğimiz akşam yemeğimiz. Sarhoşla yedik aynen. He. Esra da yemiş ben gidip yemeyeceği kadar. Şunu atayım kızım çöpe. Ama bir çay içerim. Çay yapar. Sarhoş pilav istemişti. Onu yaptık zaten de. O daha neler ister şimdi? O şu anda... Kekini yer, sütünü içer. Diyor, bu atıştırmalıkların ardından ne kadar güzelmiş diyor. Dedi mi? Anam atıştırmalıkları çok sever benim kızım. Maşallah. İşte sevmez açık mi? Ya. Sevmez mi? Ne yapsın yavrum? Şunları da atıyoruz makineye sen. Ha onlar evet. Yalnız bunların saplarına çok dikkat et. Yakıyor. Ben biliyorum. Ben orada hata yaptım. Dün ben ellerim yandı biliyor musun? Yunus'un da yandı ya dün. Yapıştım. Yunus diyor anne biliyor musun sen bunun? Herhalde oğlum dedim. Yandım da dedim öğrendim. Yunus tam ben hiç şey yapmadım. Ben anladım şey oldun. Demir ya. Yok sen ellememişsindir hiç. Ellemedim ben. Fırın şeyiyle aldım. Anlamıyorsun ki şey olduğunu Esra. Şeyleri uçları böyle plastik değil o yüzden anne. Ya plastik de yanıyor. Evet. O yüzden ezberledim. Boş ver bu daha iyi demir olması. Şimdi ben bunu bir fıkırdasın çıkarırım şunun içine süzgeçin. Suya tutar. 2 dakikada tıkır tıkır sararım şurada. Az bir şey zaten çok büyük bir şey değil. Şöyle 2 kutlu tava gibi bir şeyim de olsa az bir şey. Arkasından yaparak yapabiliriz istersen. Evet onu yarın yaparız. Ekşili. Evet. Onu akşamdan suya koymamız lazım. Yarın bakarız belki yarın mı yapacağız öbür gün mü belli değil. Bir bunu. Ama bundan iç kalırsa mecburen. Aynen. Evet. Kalacak da ben suyu. Ben çıkartırım. İçlerim çünkü genelde. Buzdolabındakinde mi yoksa bidondan mı? Buzdolabı. Orada yok ki. Dışarıda işte bidon. Ha dışarıda gibi bidondan başka yok. Buzdolabındaki de şey yaptın değil mi? Bozuldu o. Buzluktan çıkarttım kullandım birazcık. Az bir şey kaldı. Buzdolabındakiler şey bidondakiler yeni çünkü. He onu açacağız. Bu senin. Onu ilk defa açacağız bakacağız işte. Bekliyorum fıkırdasın da. Öyle işte saçımı dedim sürpriz yapayım size göstereyim şöyle kat kat yanlardan. Boyunu düzelttirdim. Hani boydan dedim kısalttırmayayım bir düzelsin ama. Her işime bak kısalttırıyorum. Moralimi bozdular. Ay dedim çocuğa güzel oldu falan deyince. Vallahi dedim malzeme bu. Ne kadar yapsan da güzel olmayacak. Malzeme bu dedim kırılmasın diye çocuğa. Dışarı çağırıyor.
süzelim. Şimdi. Buhar da iyidir aslında, suratınızı buhara tutun. Cilde çok faydası vardır. Şoka sokuyorum. Tabii market şoku değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Annem bugün şoklara girmiş zaten. Zaten ben girdim yeterince. Çok iyi araştırmamışımdır inşallah. Çok fıkırdamadı ki. He? Bir çıktık salona girdik geldik. Ay, o kadar. Yeter. Benim Samsun'da yeter var ya. Ona sesleniyorum zannettim kendimi. Yeter. Bu çünkü şeylik almışım ben, dolmalık almamışım bunu, olsun. Şeylik, kavurmalık. Ben bunu yoğurtluk dedim, kavurayım. Sonra da yolda gelirken dedim. Ben bunu sarımsaklı yoğurtlu dolmasını yapayım. Şöyle 10-15 tane çıkar. Bir de bunu büyük yapıyorum. Şöyle. Dolgun. Ne? Dolgun. Dolgun. Ay. Olgun oluyor. Olsun. Ne yapalım? Biz de berbere gitmedik sayarız. Saçımızı kestirmedik sayarız. Onu ben de yapardım ya. Evde. Ben senin müşterinden keserdim anne. Benim derdim bu olsaydı. Bunu zaten ben yapardım. Ya bunları atmayacağım. Buralarını alıyorum ya. Biliyorum. Bunları saplarıyla kavuracağım. Evet. Azıcık. Küçük bir tavada. Üstüne de yoğurt sarımsak dökeceğim onu. Tabii canım, ne olacak? Ne yapalım? Eriyecek gidecek zaten. Çünkü pazıyı çok seviyorum gerçekten. Hani lahanayı sevmem o kadar. Onu söyleyeyim. Ama pazıya bayılırım. Her şeyine. Barbunyalısına kavurup. Zaten pazının zeytinyağlısı olmaz. Diye biliyorum. Belki de oluyor. Ben yapmadım galiba. Bence oluyordur da sen... Oluyordur. Benim yaptığım... Biraz şeyli seviyorsun. Barbunyalı kavurmasını yapıyorum. Yumurtalı yapıyorum haricen. O zaman barbunya koymuyorum yumurtalı kavurduğum zaman. Hı hı. Şöyle tontiş yapıyorum. Tombul. Üstüne de yoğurt. Sarımsaklı. Pişer pişmez Esra ile yarın öğlen... Aynen. Menümüz belli. Yarın yapacaktım. Yarınki iş bugüne döndü. Malzemem hazırdı. Dün pazardan almıştım zaten pazıyı. Aynen. Dolma yapacağım bilsem, dolmalık alırdım. İki paket alırdım. İki adet. İki bağ alırdım. Bilemiyorduk. Tuz zaten sevmiyor fazla böyle. O zeytinyağlı seviyor. Evet. Herkesin sevdiğiydi. Herkese hitap edemem. Kusura bakmasın kimse. Bu zaten çok... Zaten tok geliyor. Yemek aramaz. Yok, geçen yedi. Biber dolmama yine. Ya of. Şaşırttı beni. Bazen aç kaldı geldiği zaman nadiren yani. Haftada... Canımı çekti, ne oldu? Haftada iki kere falandır. Yok, şey olarak diyorum. Kıymalıydı ya biber dolması. Olabilir. O anda zaten zeytinyağlısı çok çok güzel olmaz. Olabilir. Normalde kıymalı... Şaşırdım. Kıymalı dolma yemez. Yemez. Zeytinyağlı yer. Ama hayrankin. İçsinler. Ziyan olmasın da. Evet, çok şükür. Az öz. Ne yapıyorsun? İşte bende durumlar bu arkadaşlar. 8'e geliyor saat. Yani saat de ilerliyor. Ben dolma yapıyorum. Bayağı bir yürümüşüm. Hırs yaptın sen. Hırs yaptım. Bayağı yürüdüm kız. Bir de bir gıcık tuttu beni orada, öksürük gıcığı. İşte diyorum ya. Eremli gibi öksürüyorum. Hırs yapınca sen oluyor. Ben huyumu biliyorum çünkü. İlla hastalandığın zaman değil yani.
Yok, ben de hırsızlandığım zaman sinirlendiğim zaman. Psikolojik olarak. Hemen mideye vuruyor. Hatta bir izleyicimize yazmış, abla demiş sen psikolojik ben de olduğu zaman demiş çok öksürüyorsun demiş. Aynen aynen, bir şeye üzüldüğüm zaman hemen tutuyor. Dünkü mesela Armine'ye çok üzüldüğün için. Yani normalde hastalandığın için değil. Yok canım. Kafayı takıyorum, hemen mideye vuruyor. Mideden de öksürük gıcıkla birlikte. Reflün azıyor. Ha, reflüm herhalde azıyor. O da zaten şey yapıyor, öksürük yapıyor reflü. İleri derece olduğu için. Ha, tedavisi yok mu? Var. Tedavisini kendin ki tedavi edeceksin. Ha, kendin de oturacaksın, tedavini yapacaksın dedi doktor. Sana ilaç milaç gerek yok dedi. Acıları keseceksin dedi. Ha, belirli şeyleri. Acıların kadına olmayacağım dedi. Ama ha, sen... Annem hayata dayanamaz. Ay vallahi böyle iri iri güzel oldu. İlk defa bu kadar iri sarıyorum. Evet. Fark ettin mi? Normalde ince sararız. Bu kadar irisini de ilk defa sarıyorum. Her şeyin bir ilki var zaten. Olsun, biz yiyeceğiz zaten. Lezzetli olsun, içi yeter bana. Biz yiyeceğimiz için önemli değil. Şeylik olduğu için baksana. O şeylik olduğu için anne. Kavurmalı kalmışım ben onu. Dolmalık almadığım için kibar kibar oluyor dalları. Hmm. Dolmalık oluyor. Şöyle sıkmıyorum fazla. Damarı olmadı. Damarını şey yaptın. Çıkartmam uç lazım. Uç kısmına koy seni. Çokmuş, çokmuş. Baksana. Çok güzel. Kesseydin. Kessen de fark etmiyor. Şöyle kalsın. Olmadı. Beceriksiz sevim olmadı işte. Diğer taraftan sarsaydın belki olurdu. Hı. Damarına koydun çünkü kıyım. Damarı çıkartmam lazımdı. Hmm. Damarımda kanımsın diyor ya. Hmm. Bir damlacık şey ne olacak? Bu iç kalacak tabii. Yaprak saracağım. Sararız ya, ne olacak? Üzüm yaprağı. Yaprak tuzludur kesin, büyük. Akşamdan alalım, mecburen getireceğiz. Üzüm yaprağını aynen. Üzüm yaprağı daha kolay sarılıyor. Tabii canım. O kolay canım, onda şey yapmıyorum. Azıcık kaynar suya sok, çıkar tuzu, tuzu gitsin. Tamamdır. Ne olacak? Ha, şu telefonuma... Ha, Almila ses kaydı atmış bana. Anneanne bir şey söyleyeceğim, açar mısın diye. Aa. Aa, eve geldim, dışarıdaydım, görmemişim, öyle demiş. Şey, kuaföre gittim annem. Gülme sakın bana. Yapamadı ya. Yanlarına dedim küt küt yap. Olmadı. Yapamadı ya. Yaptığını zannetti. Acemiydi çocuk ya. Şey, bir şeydi. Yok, gitmedim ona. Bilseydim mukaddese giderdim, yaptırırdım. Mukaddes işte. Bilmiyorum ki, haber bekliyorum. Az bir şey. Hem de onu dolduruyorum. Yani ne bileyim, ben görürsün 9 videosunda. Aynı ya. Değişik ya, bir şey yok. Bir şey olmadı. Ha. Böyle bir kat atsın istedim yanlardan. Hava yok ya yavrum. Herkes aynı şeyi yapamıyor işte. Hani bir laf var ya. Herkes dolma sarar ama. Herkesin dolma... He. Yani işte. Yani işte. Öyle bu işler de böyle. Ne yapalım? Tamam anneciğim, ben devam edeyim. Ya boyunu azıcık aldırdım uçlarından. Ha, yanlara kat at dedim. Tamam dedi. Yok yok, çok para almadı Allah'tan. Fön attırmadım çünkü. Ha, yıkayıp gittim, kurutup gittim ya. Benim zaten fön çekmiş gibi oluyor.
Aynen düş almış gibi. Tamam mı? Çok yakıştı kütleriniz. Güle güle ana kız. Yok yok yakıştı ama ikinize de yakıştı. Yedi mi almış bir şey? Ay. Ay yerim onu ben ya. Ay 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 tamam anneciğim. Şunu halledeyim konuşuruz yine bebeğim. Tamam öpüyorum seni hadi anne. Bunu tavada yapacağım. Tencereye bile gerek yok. Baksana. Anlaşıldı. Yarına yaprak dolması. Seve seve yapacağım. Onu sararız canım. Şimdiden çıkarıp aynen. Bir tencerelik yaparız. Çok yapmayacağım zaten. Çok yapınca biliyorsun yenmiyor. Şu küçük tencere kadar olsa bile yeter. Yetiyor bize ya. Taze taze seviyor ben her şeyi. Bazıları buzluğa atıyor ama. Yok ben istemiyorum buzluktan. O pirinçleri çıkarttığı zaman kırılıyor kızım. İçinde kalıyor, donuyor ya. Ne kadar dikkat etsen de bir kırıklık oluyor. Ben hiç buzluğa koyduğumu hatırlamıyorum zaten. Emine'de buzluklu yerdik. Mesela şeyi hiç sevmezdim. Taze fasulye atarlardı onlar buzluğa. Bahçeden toplarlardı. Buz da doluyordu resmen ya. Doğrudur. Ha, konserve olabilir. Ona bir sözüm yok. O konserveyi de işte yarın olacak su kaynatacaksın. Onları suya sokup çıkarıp kavanozları büyük kazanlarda kaynatıyorlar değil ya. Mi? Eski usulü daha lezzetliymiş. Yeni usulde iş yok. Güneş ablam bir şey sormuş. Videonun reklamlarını siz mi seçiyorsunuz? Öyle videonun reklamlarını biz seçmiyoruz. He. Sadece ayarlarını biz yapıyoruz. Videonun reklamları otomatik olarak yükleniyor. He, evet. Soruları cevap verelim. Ha, buradan mı verdin? Oradan da yazabilirdik ama. Yok oraya gene yazarım da. He, tamam. Bakayım dedim. Mesela bir taraftan da benim telefonum. Şöyle bir şey. Magnezyum eksikliğim yok. Öyle bir hani sarayda çok oluyordu tabii. Evet. Bacaklarım böyle şey yapıyordu. Kaslarda değil mi? Bunda sadece şey çıktı. Bu ayda çıktı. Tiroid bezlerim yavaş çalışıyor. Her gün ilaç içiyorum. Normal herhalde. Efendim anneciğim. Yok. Video atıyoruz ama reklam onlar karar veriyorlar. Aynen. Hangi reklama? Konuda ne varsa zaten onu uyduruyorlar fark ederseniz. Evet. Yalan başlık değil, doğru bir başlık. Hı-hı. Geliyorum şimdi okumaya. Ne okuyacağım? Ne bir bakabilir miyim ne okuyacağıma? Hangi kitap o? Bakayım göster. Nilo Yana. Paten. Anneciğim bunu okur musun dersen okurum. Anneciğim bunu okur musun? Tamam geç koltuğuna geliyorum. Evet geliyor annen. Okuyacak seni. Seni bir okuyayım. Bir de beni okusa biri. Çünkü bizde yalan başlık olmuyor. Yok içindeki. Videoda ne geçiyorsa he. Onu atıyoruz. Bir tane ablamız yazmış da işte niye kiralık ev yazdınız yalan başlık atıyorsunuz yok, diye. Yok kiralık ev işte. Öyle bir şey yok. Videoda ne geçiyorsa. O yani konu vardı çünkü. Videoda o kelimeler seçiliyor. Tabii ki de dikkat çekici başlıklar olması olsun gerekiyor yani, ki. Olsun yani bırakın da o da olsun. İyi izlenelim diye. Öyle yani bilgilendirmek tabii ki de bizim görevimiz. Yani. Çünkü o günü Ali Beyköy'deki Yeşil Pınar'daki ev dedik kızımız istiyor. Biz hatta acil arıyor. Çıkmadı bir şey tabii yoldaydık, ki. Yoldaydık eve geliyorduk. Ben de tam Yunus'un. Konuyu da o şekil. Yunus sesli mesaj atmıştı işte acil hani kiralık ev aranıyor falan diye. Hem hastane başlığı attım hem de o şeyi konusunu belirttim. Öyle Sarış Bey'in yani, çağırıyor. Kusura bakmayın. Doğru şeyler ama. Yani yanıltmıyoruz aslında da. İzlenmesini istiyoruz tabii ki videomuzun. Biraz da tabii içerik olduğu için, konu yani, olduğu için içinde konunun bahsediliyor. Aynen tabii ki. Yani normal hayatta olmaması gereken şeyler. Ama izlenmesi için. Hayır sadece bizim yaptığımız bir şey yani, değil. Herkesin yaptığı bir şey. Biz de zaten göre göre
en yakınlarımızdan baka baka bunları yani yapmaya çalışıyoruz. Anam sabından başka bir şey kalmadı. Geliyorum anneciğim. Azallah azallah Celle Celali. Akşam ezanımız mı? Yatsı ezanını. Yapma ya. Şunları da doğrayacağım. Azıcık yağ ile kavurup. Evet Sarış. Sonra şimdi yiyebiliriz. Sarış beni çağırıyor. O zaman sen git çünkü çekemeyeceksin. Ben devam edeyim bunları kavurayım. Zaten bitti. Şunlar var. Çok az. Bunları annem kavuracak. Yaptım. Bunlar da bu kadar çıkmış. Çıktığı kadar dedim mi? Birer tabak Esra ile bana. Aynen bu artmış. Bunda yarın. Yaprağı işte. Saracağım onunla. Onu sararız. Şimdi suya atarım yaprağı güzel buraya. Evet. Tuzu varsın gitsin sabaha kadar. Şunu 2 dakikada bir tavada aynen şöyle çeviririm. Üstüne sarımsak yoğurt al sana bir çeşit. Tabii ki. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.